Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. Daha önce burayı tanıtmıştım ama akşam saatlerinde tanıtmıştım. Hava karanlıktı. Çok belli olmuyordu her şey. Çevremiz en azından. Tekrar gösterilmesin dediler. Drone uçuramıyorum. Hava çok kötü. Bu yüzden tekrar tanıtımını yapmaya geldim. 1 milyon 400 bin TL'ye köşe konumda müstakil, geniş bahçeli, çok güzel bir villa sahibi olacaksınız arkadaşlar. Hemen Yönder Koleji'nin altında merkezi konumdayız. Her yere yürüme mesafesinde, caddeye 50-60 metre mesafede, yani dolmuşların geçtiği caddeye 50-60 metre mesafede. Güzel bir yer. Şimdiden iyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Giriş kapımızdan, yani bahçe girişinden girdiğimizde sağlı ve sollu 2 adet geniş bahçe alanımız mevcut. Sağ tarafta yeşil alanımız var. İstenirse bu duvarlar yükseltilebilir. Güzel bir muhit, merkezi konumdayız. Gerçekten kullanışlı. Daha önceki tanıtımımız akşamdı. Bahçeyi tam gösterememiştik ama geniş kullanışlı bir bahçe var. Ya bu çamlar 1-2 sene içinde kocaman olacaktır. Tamamen yan tarafla izole halde kalabilirsiniz bunlar büyüdüğünde. Dediğim gibi rüzgar biraz şiddetli esiyor. İnşallah kamera kaydediyordur. Kameradan ziyade sesimizi düzgün kaydediyordur. Burada da yine bir bahçe alanımız var. Orada bir musluğumuz var. İstenirse oraya mutfak tezgahı da konulabilir ya da barbekü yapılabilir. Burada da geniş bir alanımız var. Bu alan kapatılıp kullanılabilir. Garaj kapatılabilir. Yani bunları söylüyorum. Ama bütün masrafları size söylüyorum gibi bir şey algılamayın arkadaşlar. Ortak bir payda da pazarlık anında buluşulabilir. Yani bunun altını çiziyorum. Hepsini siz yapmayacaksınız. Müteahhitle konuşulur. Ortaklaşa bir şeyler yapılabilir. Ya da müteahhitin size hediyesi olabilir bir şeyler. Bunlar ayarlanabilir. Burada bir kamera sistemimiz takılı, güvenlik kameramız var. Alarm sistemimiz, kapalı devre alarm sistemimiz mevcut. Bunlar kullanışlı şeyler arkadaşlar. Sonuçta aldığınız eve de bunların masrafını yapacaksınız. Ek bir masraf olacak size ama sizden önce zaten bunlar yapılmış. Bu da avantaj. Girdiğimizde güzel bir antremiz var. Hemen sol tarafımızda alarm sistemi için kumanda panelimiz. Sağ tarafımızda mutfak kısmımız, mutfağın karşısında salonumuz ve bizim karşımızda da bir lavabomuz var. Mutfaktan başlayalım. Otomatik panjurlu, uzaktan kumandalı. Otomatik panjurlu, geniş bir mutfağımız var. Doğalgaz tesisatımız hazır. İstenirse ısı pompası takılarak da kullanılabilir. Kanalizasyonumuz kullanılıyor. Kanalizasyon altyapısı var. Fiber altyapımız yok. Didim'in hiçbir yerinde yok. Fiber altyapısı ADSL kullanılıyor. Size bütün bilgilerini veriyorum artık. Bir evin bütün bilgilerini tek tek sayacağım. Geniş bir de salonumuz var arkadaşlar. Yine ben ışığımı buldum. Bu çok güzel ya. Açık kalsın biraz. Geniş güzel bir salonumuz var. Dediğim gibi panjurlar bütün camlarda mevcut. Işıklandırması çok hoş. Mavi ışıklar değişebiliyor. İki renk olabiliyor. Gün ışığı ve mavi. Gerçekten geniş bir salon var arkadaşlar. Televizyon ünitemiz burada. Banyo, lavabo, pardon sadece lavabo burada. Onu da göstereyim. Fayanslar, yani kiminin hoşuna gitmez ama benim çok hoşuma gitti. Yani beyaz fayanslarsa bu fayanslar çok daha güzel duruyor. Mermerler. Ya burası da çok hoş olmuş. Taş yapılmış merdivenin karşısı. Şöyle tekrar göstereyim orayı. Merdivenden çıktığımızda sol tarafta geniş bir banyo lavabo var. Hamam kadar geniş diyebilirim arkadaşlar buraya. Telefondan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Ama gerçekten geniş. Duşakabin takılmadı. Neden takılmadı? Gelen giden misafirler açıp kapattıkça kırılabiliyor. Onun için satıldıktan sonra takılıp öyle teslim edilecek. Havalandırmamız direkt dışarıya verilmiş. O büyük bir avantaj. Burada kullanışlı bir dolap var. Yani yerlerin renkleri çok hoş. Üç tane de odamız var arkadaşlar burada. 1, 2, 3 biri ebeveyn banyolu. Neden saydım onu da anlamadım ama.
Şu mavi ışığı değiştirelim. Evet. Geniş, kullanışlı, güzel bir odamız var. Burası da yine otomatik panjurlu. Ön cephe odaların hepsi yol cepheli. Bunun avantajı da büyük. Hemen yanında bir tane daha odamız var. Panjuru da açalım. Burada kayıt sistemimiz mevcut. Panjuru açamadık. Evet, şimdi oldu. Basmamışız. Biz diğer odayı gezene kadar panjur açılır. Ona da bakarız en son, balkona. Ve burada şu mavi şeyi değiştireyim. Evet. Girdiğimizde buradakileri de değiştirmem gerekecek. Şimdi daha güzel oldu. Odaya girdiğimizde sağ tarafta bir banyo lavabomuz daha var arkadaşlar. Ebeveyn banyo odamız burası. Burası da gayet geniş. Yani çoğu villa kadar, villa gibi dar bir ebeveyn banyosu yerine geniş bir ebeveyn banyosu bırakılmış. Geniş bir de odamız var. Buradan aynı balkona çıkış var ama ben diğer taraftan göstereceğim. Tekrar buranın açılmasını beklemeyelim. Geniş, kullanışlı bir oda. Birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilik. Gerçekten güzel arkadaşlar. Yani kiminin hoşuna gitmeyebilir fayansların renkleri, yerlerin renkleri, ama hoşuna gidenler de var. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Eleştirmek de bize düşmez. Yani siz kendi kişisel zevkinizi söylersiniz. Karşınızdaki insanın kişisel zevkleri de farklı olabiliyor. Yani kimi seviyor, kimi sevmiyor. Ama yorumlarda tartışmaya gerek yok. Yani biri seviyor, biri sevmiyor diye. Çünkü dün bir tartışma vardı. Fayansların rengi o mu olur dedi. Oradan da bir abimiz dedi ki, ya fayansların rengi çok güzel, siz beğenmiyorsanız beğendiğiniz bir yere bakın dedi. Hani ortalık karıştı bir anda. Güzel bir balkon var. İstenirse burası tamamen kapatılıp cam balkon yapılır. Çok hoş olacaktır. Köşe konumdayız zaten. Rüzgar çok fena. Üç odamızı da tanıttık arkadaşlar. Yukarıda da bir odamız, bir terasımız, bir de banyo lavabomuz mevcut. Şöyle buranın ışığını yakalım. Hatta şurayı da açıp ışıklarını yakalım. Evet. Merdivenden çıktığımızda, tavan yüksekliği de çok iyi bu arada. Şuranın ışığını yakabiliyor muyuz? Buradan yakıyoruz galiba. Evet. Tavan yüksekliği çok iyi. Merdivenin hemen sol tarafında yine geniş, kullanışlı bir banyo lavabo var. Aşağıdaki kadar geniş. Tek eksiğimiz dolap. Burada dolap yok. Şunların ışıkları nereden yanıyormuş acaba? Çok güzel oluyor böyle. Daha şık. Aslında led döşenmiş olsa çok daha şık olacak. Burayı da açalım. En sonunda terası göstereceğiz. Karşımızda da bir odamız daha var arkadaşlar. Bu odadan da terasa çıkış var. Ama diğer yerden çıkıp göstereceğim. Çok geniş. Gerçekten bu villanın en geniş odası burası. Çok geniş bir oda. Ya, devasa boyutlarda diyebilirim. Ve tabii ki terasımız. Buranın ışıklarını açmaya gerek var mı? Yok. Geniş bir terasımız var. Terası bugün uzunca anlatacağım. Çünkü teras için geldik normalde. Bir ablamız yurt dışından evi tekrar çek ama terasını bu sefer uzun çek. Çünkü teras benim için önemli dedi. Buradan denizi görüyor. Ama şu an hava kötü. Puslu bir hava var. Bu havadan görmek biraz zor. Geniş bir terasımız var arkadaşlar. Burada mutfak tezgahı için yer ayrılmış. Televizyon merkezi sistemi için oraya da priz konulmuş. Her şeyi hazır. Rahatlıkla oturabileceğiniz güzel bir terasımız var. Cam balkonla kapatırsanız çok daha şık olacaktır. Ama tabii ki tercih meselesi. Ağaçtan da göstereyim nasıl bir rüzgar olduğunu. Ağaç yerinden sökülecek neredeyse.
çok fena bir rüzgar var. Gönder Koleji karşıda. Alıcısını bekliyor. 1 milyon 400 bin TL pazarlığımız var arkadaşlar. Pazarlığımız var. Güzel bir pazarlığımız var. Pazarlığımız var. 3 defa tekrarladım. Güzel bir ev. Alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.